2017 yılında denetlenen dernek sayısı 3682 idi. Bir sonraki yıl bunu 5582 yaptık. Bir sonraki yıl 2019'da 14639 olarak gerçekleştirdik. Pandemi etkisiyle 10511'e doğru bir azalış oldu. Sonrasında ise geçen yıl 17787'ye yükselterek bu ivmeyi devam ettirdik. Bu yılda halen şu saate kadar 5214 denetim gerçekleştirdik. Hedefimiz şu: sivil toplum örgütlerinde denetlemeyi biz rehberlik olarak da yapıyoruz. Yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Destek olmaya da devam etmeliyiz. Bu alanı geliştirmeliyiz de. Ancak bu alanı istismar edip Türkiye'nin sivil toplum örgütçülüğünün çanağına kan doğramaya çalışanlara da fırsat vermemeliyiz. Yani sivil toplum örgütçülüğünü lekelemeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. Diğerlerinin emrine havadeyiz. Teröre. Adam spor kulübü kurmuş, kumar oynatıyor. İşi bu. Kumar oynatmak. Aa, şimdi Ramazan geliyor. Kötü bir alışkanlık var Ramazan'da. Tombola oynatacaklar. Hadi oynatın da göreyim. Ha, şimdi buradan uyarıyorum. Herkesi uyarıyorum. Hadi bakalım oynatın da göreyim. Allah'ını severseniz ya. Bu ne menen bir alışkanlıktır. Kültür Derneği kuruyor. Başka işler ortaya koymaya çalışıyor. Size şimdi bir takım rakamlar vereyim. Bana kızıyorlar ama ben bu soruyu sorgulamak zorundayım. Daha yumuşak olanlar sorgulamasınlar. Ben sert olayım bu anda. 2016-2020 yılları arasında Türkiye'de kurulmuş bulunan 22 LGBT derneğine toplam 20.127.000 dolar, 127.417 dolar yardım yapıldı. Kuruşu kuruşuna söylüyorum. 2021'de de herhalde bir 5 milyon dolar vardır. Etti sana, işte onu alacağız şimdi. Etti sana 25 milyon dolar. LGBT derneklerini Batı deli gibi fonluyor. İşleri güçleri bitti. Sapkınlığa doğru yelken açmış gidiyorlar. İdlib'de, Bangladeş'teki kamplarda gördüğüm sefilliği, dramı başka hiçbir yerde görmedim. Günlerce etkisinde kaldım. Samimiyetle söylüyorum. Batılı ülkelerden oralara bu kadar sistemli, bu kadar kolay ve hızlı para bulabilmeniz mümkün değildir. Dertleri insan değil bunlar. Sistemli diyorum. Çünkü bahsettiğim bu 25 milyon dolar yardım her yıl belli oranda artarak devam etmiş. 2016 yılında yıllık 1.7 milyon dolar, 2019'da 5.3 milyon dolar, 2020'de pandemi sebebiyle biraz düşmüş 4.2 milyon dolar, işte bu yıl 5 milyon, 2021'de 5 milyon dolar. Hiç boş bırakmamışlar. İşte parasız bırakmamışlar. Bir başka kıyas daha yapayım. Yurt dışından gelen yardımları konulara göre ayırdığınızda bir yanda 22 LGBT derneğine gelen 25 milyon dolar tutun. Mesela bunun yanısında şöyle bir tablo ifade etmek isterim. Yurt dışı yardım alınan 20 kategori içerisinde 4 en büyük kategori 84.6 milyon dolarla hak ve savunuculuk dernekleri. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Önemli bir bölümünü. Türkiye'yi sabahtan akşama kadar sorgulayan
dışarıya ispiyonlama yapan dernekler. Yani büyük bölümü. Bir bölümünü ayırarak söylüyorum. Hak ve Savunuculuklar Derneği'nden en yüksek paralar alanlardan bir tanesi, onu da söyleyeyim. Yani neyi ifade ettiğimi anlatayım. 2018-2020 arasında toplam 250 bin dolar, 200 bin euro, 175 bin sterlin, 1,5 milyon yardım almış. Faaliyetler arasında ne var biliyor musunuz? Erişim engeli kararı verilmiş, cinsel içerik dahil olmak üzere internet sitesi içeriklerini kendi sosyal medya hesaplarından erişime açmak. Yani aslında yani insanlarımızı korumak için mahkeme kararları da alınmış. Bir takım tedbirleri delmek için elinden geleni yapma fonunu Avrupa, Batı, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine veriyor. Şimdi insan ister istemez şunu sorguluyor. Acaba bunlara gelen fonlara yardım mı? Yani bunlara yapılan fonlara yardım mı? Yoksa stratejik yatırım mı? Biz bu stratejiye yabancı değiliz. PKK'yı yıllarca bu yöntemle beslediler. 15 Temmuz öncesinde Batman'da, Şırnak'ta adı sanı duyulmamış, sadece bir yıllık maaşı olan derneklere Avrupa'dan milyon euroluk EFT'ler yaptılar. DHKPC aynı şekilde yıllardır Batı'nın bu yöntemle fonladığı bir yapıdır. Sivil toplum kuruluşu görünümündeki pek çok dernek üzerinden fonlanmıştır. Keza bugün bir takım dini yapıların güya radikal görüntü vererek, sokak eylemleri yaparak, polisle ve devletle karşı karşıya gelerek özgürlük savaşçısı kılığında toplumsal bir ayrışma oluşturmaya çalışması yine sivil toplum alanını istismar etme stratejisinden beslenmektedir. Bir örnek vereyim mesela. Yani ülkemizde duysun milletimizde. Ülkemizin bir vilayetinde, Güney vilayetlerinden bir tanesinde 120 tane derneği sadece bir ülke besliyor uzun yıllardan beri. Nokta. Biz elimizi teslim alalım, bekleyelim. Şunu ifade etmek istiyorum. Allah rızası için. Bu makamlar gelip geçicidir. Allah adı için söylüyorum. Geçmişimize karşı da, çocuklarımıza, geleceğimize karşı da sorumluyuz. Eksiğimiz olur, aksağımız olur. Ama bu sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz. Bunları görüp kafamızı çeviremeyiz. Onun için kıymetli arkadaşlar, bir sivil toplum alanını geliştirmek bizim boynumuzun borcudur. İki, sivil toplum alanına rehberlik etmek yine bizim boynumuzun borcudur. Sivil toplum alanını devlet boyunduruğundan çıkartmak bizim boynumuzun borcudur. Bakın farklı şeyler söylüyor. Sivil toplum alanını lekelemeye çalışanlara fırsat vermemek bizim boynumuzun borcudur. Sivil toplum alanımızı bütün dünyaya örnek göstermek ve geçmişimizle, geçmişimizin sivil toplum yapısıyla övünerek onu
yüzyılımızın, bin yılımızın sürdürülebilir hale getirebilecek dönüşümleri gerçekleştirmek bizim boynumuzun borcudur.